belirti kişiden kişiye aynı mıdır? Kişi ne hissediyor kendisinde dikkate alması için izleyicilerimizle paylaşırsak? Şimdi akciğer kanserlerinin erken evrelerinde herhangi bir belirti olmayabilir. Hasta bunu hissetmeyebilir. Ama çeşitli meslek gruplarında rutin tarama programları vardır. Bazılarına yıllık akciğer grafileri çekilir. Ve bu tarama programları sayesinde çıkabilir. Ama erken evre akciğer kanserinde herhangi bir belirti olmayabilir. Belirtiler arasında öksürük en önemli belirtilerden birisidir. Devamlı ve uzun süren öksürüklerde mutlaka şüphelenilip bir hekime müracaat etmekte fayda vardır. Tabii her öksürükte kanser midir? Hayır, elbette ki değildir. Bunun enfeksiyöz yönü vardır, başka bir takım yönleri vardır ama tabii en bunları birbirinden ayırmak için de mutlaka ve mutlaka bir hekime müracaat edip gerekli muayene ve tetkiklerin yapılmasında fayda vardır. Öksürükten başka gene en sık görülen semptomlardan birisi balgam, aşırı balgam çıkarma ve balgamda kan olmasıdır mesela. Balgamda kan da her zaman akciğer kanseri belirtisi olmayabilir ama böyle bir durumda mutlaka ve mutlaka bir hekime müracaat ederek bunun nedeninin araştırılması önemlidir. Bunlardan başka hastalarda solunum sıkıntısı olabilir. Nefes darlığı olabilir. Evet. Nefes darlığı olabilir. Onun haricinde yüzde şişmeler, hastalığın ileri evrelerine doğru yüzde şişmeler olabilir. Bu bizim vena cava dediğimiz üst taraftan kanı toplayıp kalbe getiren damara olan basıdan kaynaklanır. O damar o kanı kalbe getiremez ve yüzde ve boyunda şişlikler olur. Damarlarda belirginleşmeler olur. Biz buna vena cava superior sendromu deriz. Gözde görünür bir şekilde. Evet, bu evet. Ama hastalığın daha ileri safhalarında ve özellikle vena cava'ya baskı yapabilecek alandaki lezyonların varlığında olabilir. Onun haricinde tabii iyileşmeyen ve sık görülen enfeksiyon atakları olabilir. Tümörün, akciğerin bir yolunu tıkayarak arkada sekresyonların birikmesine ve burada enfeksiyonların gelişmesine bağlı sıkıntılar oluşabilir. Onun haricinde tabii daha ileriki zamanlarda halsizlik, yorgunluk, bitkinlik, kilo kaybı görülebilir. Tabii bu semptomlar eğer hastalık kemiklere yayılmışsa ağrı şeklinde olabilir. Beyne yayılmışsa nörolojik semptomlar dediğimiz nöbet geçirme şeklinde olabilir. Bir yere felç gelme şeklinde olabilir. Ya da herhangi bir fonksiyonda bozulma şeklinde olabilir. Mesela dengede yürürken dengede bozulma şeklinde olabilir. Efendim gözde çift görme şeklinde. Yani bu şekilde karşımıza çıkabilir hastalığın daha ileri evrelerinde. Gözde çift görme olduğu zaman ne yapıyor? Tabii ki direkt göz hekimine. Evet. Göz hekiminin incelemeleri sonucunda beyinde metastaz olduğu, akciğerde bir kitle olduğu görülüyor. Tabii her kitleye biz kanser diyemeyiz. Bir kitle tespit edildiği zaman bu benin ya da malin dediğimiz, yani halk arasında erkek dişi diyorlar ya. Evet. O şekilde ayrılır. Yani benin dediğimiz lezyonlar da bir kitle şeklinde görülür. Malin dediğimiz lezyonlar da bir kitle şeklinde görülür. Yani erkekler de kitle şeklindedir. Dişi dediklerimiz de kitle şeklindedir. Peki büyümesi oluyor mu gerçekten? Tabii. Evet. İkisi de büyüyebilir ama benin dediğimiz, yani erkek dediklerimiz olduğu yerde büyüyerek etkilerini meydana getirir. Dişi dediğimiz yayılmasıyla dişi deniliyor bunlara halk arasında. Vücuda yayıldığı için yayılma özelliği vardır. Ve benin olana göre biraz daha hızlı büyüme özelliğine sahiptir. Bunu ancak ve ancak tabii biyopsiyle teyit etmek mümkündür. Bazen artık radyolojik tanı yöntemlerinin de gelişmesiyle, nükleer tıptaki tanı yöntemlerinin de gelişmesiyle
oradaki kontrastlanma ya da kontrastlanmama durumu dediğimiz o verilen ilacı tutup tutmamasına göre de benin ya da malin ayrımı yapılabiliyor. Peki hocam izninizle biyopsi patolojiye giden parça. Oradaki parça mıdır? Evet, yani biyopsi girilip oradaki kitleden bir miktarının alınıp mikroskop altında patoloji konusunda ihtisaslaşmış hekim arkadaşlarımızın gözle bakarak hücre tipini ayırması esasına göre yönlendirilir. Orada benin ya da malin diyebilir. Çeşitli kriterler vardır. Bunlar patolog arkadaşlar tarafından çok iyi bilinirler. Ve o kriterlere göre bu hasta işte benindir. Şimdi immün boyalar dediğimiz bir takım yöntemler de çok hızlı gelişiyor. Bunları işte küçük hücreli mi, büyük hücreli mi, adenokarsinom mu yoksa squamous hücreli karsinom mu tipini dahi ayırma konusunda artık patolog arkadaşlarımız da ellerindeki imkanları kullanarak en iyi şekilde şu anda bizi yönlendirebilmektedirler. Peki hocam.